Merhaba gönül dostları. Şimdi teknik bir bilgi vereceğim tekrardan size. Şimdi üst telle alt telimizi aynı sese çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Orta tel normal re üzeri. Aynı bildiğiniz ses. Biz buna aptal düzeni deriz. Bilenler bilir zaten. Basit bir akort tekniği ama bunu niçin kullanıyoruz? Şimdi Orhan abinin yapmış olduğu bir eser var, Gül Oylom diye bir eser. Bu eserin Türk halk müziği motifleri olduğu için bunun bir solo geçişi var biliyorsunuz. Burada dem almak için biz üst teli aynı tonda çekiyoruz. Şöyle bir geçişti. Eserde zaten motifler, doğallığı, her şeyini Orhan abimiz sağ olsun hepsini yapmış. Eserin üzerine farklı katkılarda bulunduğumuz zaman eserin doğallığı gidiyor. Yapmayın demiyorum, tabii ki yapacaksınız. Ben buradan gençlere sesleniyorum. Motiflerinizi her zaman yapın. Süslemelerinizi her daim yapın. Kendinizi olabildiğince geliştirin. Kalıp olarak çalın demiyorum tabii ki eseri. Ama eserin kendi bir yapısı vardır. Size notlarımda ben bunu ifade etmeye çalışıyorum. Belki beni yanlış anlayan dostlarımız olabilir. Anlamasınlar. Ben onlara sadece şu mesajı veriyorum. Diyorum ki, eserin kendi duygusunu yitirmediğiniz sürece istediğiniz kadar süsleyebilirsiniz. Ama bakın, kendi duygusunu yitirmediğiniz sürece, eserin duygusu yitirildiği zaman istediğiniz kadar süsleyin, o eser eserlikten çıkıyor. Ne oluyor? Sanki eser dinlenmek için değil de bir egzersiz eseri gibi gözüküyor. Yani işte bu eseri çalarsak parmak, hayır kardeşim, parmaklarını geliştirmek istiyorsan caz dinle, batı müzikleri dinle. Notalara bak, onlarla ilgili figürler var, dolu figürlerimiz var. Onlarla egzersiz yapabilirsin ama eserin üzerinde aşırı derecede oynamalar her zaman eseri perişan eder. Eser ağlar, der ki ne yapıyorsun sen? Ben bunu ifade etmeye çalışıyorum. İnşallah beni kimse yanlış anlamıyordur. 28. yılımda, müzik hayatımda 28 yılımı verdim. Herkes soruyorlar, yorumlar geliyor işte. Abi siz kimsiniz? Şimdiye kadar biz sizi duymadık. Neden şimdiye kadar ortaya çıkmadınız gibi yorumlar alıyorum. Arkadaşlar ben 28 yılımı bu işe verdim ama bu meslekte sadece enstrüman çalmakla bir yere varılmıyor. Ben bunu öğrendim. Sadece karşınızdaki dostlarınızı, arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Ya da sizi dinleyen bir sanatçı arkadaşınızı memnun edebilirsiniz. İşte enstrümanını gerçekten iyi çalıyor, hakimiyeti güçlü, işte arkadaşımız işini yapıyor gibi söylentilerle kalırsınız. Ama çok bağlama çalan üstadlar görüyorum. Ben bakın üstad diyorum bunlara. Hepsi kendilerini geliştirmişler. Buradan o gençlere selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki duygu bir anahtar. Anahtar veriyorum size. Duygu bir, eser yapmak, beste yapmak iki, güfte yapmak üç, eseri piyasaya sunmak dört. Bu şık var. Bunları yapmadığımız sürece
Sadece bir enstrümanist olarak böyle çalarız işte. Yani biz bunu yaparız. Ama icracı olmak istiyorsanız sadece icracı olarak yolunuza devam edersiniz. Beste yapmak da öyle gerçekten kolay bir şey değildir. Her şeyden etkilenmek gerekiyor. Dünya bakış açımızın çok geniş olması gerekiyor. Enstrümanımızı çok iyi tanımamız gerekiyor. Ki enstrümanımız hangi enstrüman olursa olsun, sazımız da olabilir, başka bir enstrüman da olabilir. Tanıdıkça tanıtıyor kendini size. Enstrümanlar öyledir ki, mesela bağlamamızda örnek verelim. 1970'lerden bu yana neler gelişti sazımızda? Ben size kısaca anlatayım. Telleri aynı. Eşik aynı. Ağaç. Belki görüntü olarak biraz motifleştirdiler. Eskiden bağlamalarımız mattı. Böyle gösterişler falan yoktu. Bazı sazlarımız böyle motifli işlemeli olur. Bunlar yoktu sadece. İşte bir teknoloji dediğimiz bu Amerikan fişmenti kullanıyorum. Bakın buradan gösteriyorum size. Amerikan fişmenti kullanıyorum. Bunun hiçbir faydası var mı? Tabii ki var. Nedir? Sesi, baslarını, tizlerini, tonlamalarını ayarlamaya faydası oluyor. Ama tabii bu her şey değil. Bu fişmenti kullanmak her şey bitmiyor. Hep bunu söylüyorum defalarca size. Hakimiyet çok önemli. Enstrümanınıza hakim olduğunuz sürece beste yapmaya yönelirseniz yeni yeni eserler, kimsenin bilmediği, gün ışığına çıkmayan yeni yeni eserler yapabilirseniz, işte o zaman bu sektörde bir yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. Ben Orhan abin de dediği gibi bir filminde söylemişti, herhangi bir insanım. Ben de herhangi bir insanım. Sazımı çaldım yıllarca. Sadece Orhan abinin değil, türküler de çaldık. Türk halk müziği motifleri de yaptık. Çaldık, söyledik. Sazımız bizi yıllarca mutlu etti. Hala da mutluyuz. Biz sazımız için ölürüz gerekirse. Tekrar tekrar söylüyorum gençlerimize. Sevgili bağlama çalan, özellikle Gencebay motiflerini bazen netten inceliyorum. Harika çalanlar var. Bayılıyorum onları dinledikçe. Bayılıyorum. Çünkü müzikte kompleks çok kötü bir şeydir. Bakın bunu da anlatayım. Müzikte kompleks kadar kötü bir şey yoktur. Kesinlikle. Birisi daha iyi çalıyormuş, birisi az çalıyormuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Herkesin duygusu farklıdır. Gidersin hiç çalamayan bir insanın duygusunu elde etmek için 20 yılını versen alamazsın. Adam öyle bir çalıyordur ki hiçbir şey bilmiyordur ama bir duygusu vardır. Onu 20 yıl uğraşsan alamazsın ondan. Duygu Allah'tan gelen bir şeydir, farklıdır. İşte Orhan abinin de duygusu çok farklı. Neden herkes çalıyor? Herkes inceliyor. Herkes baskıların üzerine baskı baskı, notaların üzerlerine cayır cayır notalar koyuyorlar. Neden aynı sentezleri yakalayamıyoruz? Ben de dahil yani. Ben Orhan Gencebay'ın duygusuna asla ulaşamam, mümkün yok. Kendi duygumu koyarak biraz da onun vermiş olduğu bir tılsım var içimde, hepsi o kadar. Onun gerçek duygusuna erişmek inanılmaz zor bir şey. O Allah vergisi zaten. Yüce Allah'tan Orhan abimize gönderilen bir hediyedir onun duygusu.